Değerli kardeşlerim, tasarımı kendime ait olan bu ahşap koltuğu anlatacağım size. Nasıl yapıldığını bütün ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Aşağı yukarı 100-150 yıllık ahşaptan bunlar çıkma ahşap. Artık yıkılmaya yüz tutmuş bir köy evinin çıkma ahşabından mürekkep. Güzel bir oturması hoş. Rahat bir koltuk. Ahşap koltuk. Yüzeyini çok fazla zımparalamadım. Hatta hiç zımparalamadım sayılır. Bu şekilde daha doğal, daha otantik olduğunu düşünüyorum. Kendiliğinden gayet güzel. Eskimiş durumda. Aşağı yukarı 3-4 yıldır da dışarıda eskimeye devam etti. Fakat ahşap koruyucu sürüyorum zaman zaman. Bakın şu içerideki geçme. Buna. Hakeza. Şu sırtlığı da geçme. Yani hiçbir şeyini bozmadım. Bakın burada bir çukur var. Şurada bir çivi var. Bu çivi vardır 50 yıllık. Bakın şurada bir deliği var. Buraya kama giriyormuş. Bu deliğe. Eskiden kama giriyormuş. Bu bir evin kestane ahşabı. O kama da şurada. Bakın şurada bir kama var artık. Bu şekilde eskiden işte iki adet alt alta giriyor. Burası dış bükey, öbür taraf iç bükey. Bir de bu kama vasıtasıyla birbirlerine perçinleniyor. O dönem için. Çivi de yok zaten. Aslında bakıldığında son derece basit. Sırtlığı farkındaysanız bakın burası dik, dik açı yere dik. Fakat sırtlıkta biraz eğim var. Bu eğim insan oturuşu anatomisine uygun rahat ettiriyor. Yani şuradaki eğim biraz böyle olduğu zaman sırtı rahat ettiriyor. Dimdik olmamalı zaten. Yine bütün bunların yanı sıra şimdi şunlar vardı. Bunlar güç. Yani tutması, bunların böyle geçme olması güç. Zaten vidalarla da kuvvetlendirilmiş durumda görüyorsunuz. Bununla birlikte yine eğimi sağa sola oynamasın diye bir de bunu güçlendirmek için bir tane daha bir şey ekledik. O da burada bakın, bu da çıkma. Aynı. Bunlar zaten o ahşap evden çıkma. Bu da geçme buraya. Bu kalın 5'e 15'lik bir ahşap tahta. Kıpırdamasını, sağ sol oynamasını önlemek için kurulmuş bir kiriş görevi görüyor. Evet. Bunun ayrıntılarına gireceğiz şimdi. Yapımı son derece basit. Çerçevenin yüksekliği 102 santim. Enine bakalım. 41,5. Omuz kolçağı 16 santim. Şurada bir radyus kırma var. Kolçak uzunluğu şuradaki köşeye kadar 51 santim. Et kalınlığı da 4 santim. Evet kardeşlerim. Şimdi şuradan ölçülendirmemize bakalım. Sağ ve soldaki şu beyaz çizgiyle çizmiş olduğum bu ahşabımız, tahtamız yan kısım ve biz buraya sırtlık, oturduğumuz yer ve de güçlendirici kirişin deliklerini açacağımız yanal alanlar oluyor. Bundan iki adet yapacaktık zaten. Bunun ölçülendirmesini göstermek istiyorum. Ben programda bunu çizerken milimetre olarak çizdim. Siz bunları santimetre olarak kafanızda çevirin. Siz bu milimetrelerin tamamını santimetre olarak kabul edin. Bakın yükseklik 102 santim. Üst taraftaki en tepe noktası 16 santimetre. Yine zemin yani yere değen kısmı 42 santimetre. Ve de bir insan oturuşu şöyle oluyor zaten. Şu ön taraftaki yüksekliğimiz de 51 santimetre. Bütün bunları yaptıktan sonra şuna zaten ihtiyaç kalmıyor. Mesela şurası 90 derece. Burası 90 derece. Dik yani. Burası 90 derece. Bunu da belirledikten sonra zaten işaretledikten sonra şu kısmı
testereyle kesiyorsunuz. Kesince bunun yüksekliğine o yüzden buraya koymadık. Yani bunun ne kadar uzun olduğu önemli değil. Şu diğer dördünü ayarlayınca burası kendiliğinden zaten ortaya çıkmış oluyor. Yapacağımız şey şu. Sizin elinizde birebir bu tahta büyüklüğünde de olmak zorunda değil. Ama hani yapmış biri olarak, bunu kullanıyor olan biri olarak, kullanmış biri olarak 2 senedir, 3 senedir kullanıyorum. Bu genişlikten biraz daha dar olduğu takdirde oturması rahat olmaz diye düşünüyorum. Veya yüksekliğini falan ona göre ayarladım. 102 değil de 100'dür. Veya 105'tir, 110'dur. Bunun bir sakıncası yok. Yine burası 42 değil, 45 yapmak istiyorum. Daha geniş bir tahtam var. Neden burayı kesesin? 45 kalmalı. Oturak kısmını unutmayalım. Ne kadar geniş tutarsanız bu tabii 1 metre falan olacak değil yani. 50 santime kadar bence hiçbir sakıncası yok. Gayet de rahat bir oturuş sunar. Yüksekliğe gelince zaten şurada delik açacağız biz. O deliğin yüksekliği aslında ölçü ölçü yaptım. Yani daha önce yapılmış işte. Nedir? Sandalye yüksekliklerimiz vardır hazır. Evimizdeki sandalyenin yüksekliğine göre oturak kısmının deliğini ona göre açtım zaten. 3 aşağı 5 yukarı ölçülendirme bu şekilde olduğu takdirde bu parçadan 2 tane ürettiğimizde sorunumuz kalmıyor. Biraz daha ete kemiğe büründürürsek şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Buna bir kalınlık verdiğimizde, kalınlığımız da arkadaşlar, değerli kardeşlerim zaten bendeki 4 santimetre kalınlığında bir tahtaydı. Sizdeki 5 olur, 3 olur. 3 santimden daha dar şurası olmamalı. Benimki 4 santimde o şekilde oluşturmuş bulundum şu anda gördüğünüz üzere. Evet, böyle 2 adet bu şekilde önce tahtayı kesimle hazır edin. Bütün bunları hazır ettikten sonra yapacağımız şey ilgili delikleri açmak olacak. Alttaki kirişin 13,5 santim alt yanı, kiriş 23,5 santim, 10 santim yüksekliği var kirişin zaten. 5'e 10 ya da 5'e 15 civarındaydı. Gelelim diğer grupların, ahşap gruplarımızın gireceği delikleri açmaya. Hemen şu alt taraftaki kirişin gireceği deliği ayarlayalım. Bu bir 5'e 10 arkadaşlar. Dediğim gibi bendeki ahşaplar tarihi ahşaplar olduğu için değerler tamamen farklı olabilir. Bu 5'e 10 bir ahşap ve dik bir şekilde yerleştirmemin nedenini anlamanızı istiyorum. Dik yerleştirilen ahşaplar yer çekiminde eğilmesi, bükülmesi, bel vermesi çok daha zordur. Yer çekimine göre dik yerleştirdiğimin lütfen farkına var. Şu kalınlığın 41,5 olduğunu düşünürsek 5 santimi buradan çıkarttığımız takdirde değerli arkadaşlar 5'e 10 olduğu için şu 5 santimetremizi biz 5,3 yapmalıyız. Çünkü içine sığdırılacağı için 5 santim, 5'e 10 tam olarak buraya sığmayacağı için birkaç milim daha geniş bir delik açmalıyız. O yüzden 5,3'e 10,3 santimetre bir delik öngörüyorum. Bu deliğin oturacağı yere baktığımızda ise 41,5 santimetrelik bir en olduğu için tam ortaya denk gelmesini sağlamak açısından uzaklığımız aşağı yukarı şöyle olacaktır. Şu uzaklığı ayarlayalım. Burası 16 santimetre olursa y'dir. Evet. 16, 21,5. Aşağı yukarı şurayı da bir ölçelim bakalım ne çıkacak. 20 çıktı. Şuraya o zaman 16 santim değil de 18 santim arkadan ayarladığımızda aşağı yukarı istediğimiz ölçüye ulaşmış oluyoruz. Yani deliğimizin sol alt köşesi kenara arka kenar oluyor burası. Şöyle göstereyim tekrar. Arka kenara 18 santimetre uzaklıkta. Yerden yüksekliğine bakacak olursak 14 santim yaptığımızda tam olarak deliğin nereye açacağımız ortaya çıkmış oluyor.
14'e 18 santim şu köşeyi çarpıyı attıktan sonra nasıl deleriz kısmını söyleyeyim. Buraya bir matkap, büyük bir matkapla buraya delik açarsınız. Bu çarpıyı koyduktan sonra. Daha sonra belirleyici olsun diye bunun 5.3 mm sağ tarafına bir çarpı koyarsınız. Yani şu köşeleri belirlersiniz bir defa. Her köşeye matkapla delmeye gerek var mı bilmiyorum ama şu çizgiyi bir defa ahşabın üzerine çizersiniz. Tebeşirle, kalemle. Bir tane delik attıktan sonra matkapla buraya dekupaj testereyle çizgi üzerinden rahatlıkla kesebilirsiniz. Dekupaj testere yoksa bir odun testeresi, otomatik motorlu testere, motorlu ağaç testeresini de kullanabilirsiniz. Doğrudan çizgilerin üzerinden diklemesini kesebilirsiniz. Buna benzer bazı el aletlerine ihtiyacımız var. Eğer otomatik makinalarınız yoksa, ki çoğu evde olduğunu düşünmüyorum, o zaman mecburen bir matkapla delme işlemine gideceksiniz şurada. Bu delme işlemi kalın bir uç olmalı. Mutlaka matkap burada kullanılmak zorunda. Delme işlemine gittikten sonra küçük el testereleri bu matkap diliğine sokarak rahatlıkla çizgi üzerinden el yordamıyla biraz zorlanabilirsiniz ama kesme şansına sahibiz. Her noktaya da o şekilde matkaplarla deldikten sonra el testereleriyle ince uzun bu matkap deliğine girecek el testereleri olmalı bunlar. Hatta zorlanabilirsiniz ama ince demir testerelerini dahi buraya sokup başlangıç itibariyle kesme işlemini yapabilirsiniz. Böyle bir yol önerebilirim. Evet kıymetli kardeşlerim. Alt tarafa kirişin gireceği yere açacağımız deliğimiz ölçüleri bunlar. Videomuzu durdurarak bu ölçülere baka baka işlemi yapabilirsiniz. Yan çerçevedeki duruş biçimi de bu şekilde. Gelelim oturağa. Kolçaktan şu oturma girintisine kadar 9 santim. Oturma girintisi yarık 15 santim. Buradan itibaren 17,5 santim. Zaten toplamda 41,5 santim. Evet, oturağımızın da şekli bu şekilde. Her şey dönünce benim referans aldığım nokta oturağımızın şuradaki köşesi ile belirleyici olsun açısından öyle yaptım. Deliğimizin bu köşesi birbirine tamamen yatayda paralel. Tam hizasında oluyor bunlar. Ve bu iki köşenin birbirine olan uzaklığı 9 cm. Deliğimizin yataydaki boyu 15 mm. Ve bu deliğin yüksekliği tahtamızın kalınlığı kadar. Benim tahtamın kalınlığı 4 cm olduğu için ben buraya 4 cm'lik bir delik açtım. Ama siz gitmişsinizdir, 3 cm'lik bulmuşsunuzdur. O zaman buraya işte 3,1, 3,2 gibi az biraz geniş. O yüzden ben bunu da genişleteyim şöyle. 4,2 mm, 4,3 mm diyeyim. Rahat girmiş olsun. Aynı bunun gibi siz diyelim 3 santim kalınlığında bir tahta aldınız oturak için. Ki kalın olmasını tavsiye ederim. Çünkü oturak esneyecektir, bel verecektir. O zaman siz buraya işte ona göre bir yükseklik belirleyebilirsiniz. Ama ben açtığım deliği, enini açtığım deliği 15 santimetre olarak belirlemişim. Ki tahtam aslında epey kalın. Arkaya kadar uzanıyor bu. Onu da göstereceğim zaten. Bir köşe, bir çıkıntı yaptım tahtamda, oturakta, oturak kısmında. O buraya giriyor zaten. Onu göstermiştim. Yine de göstereceğim. Şöyle şeklinizi görmüş olursunuz. Evet. Videoyu durdurarak tekrar tekrar bakabilirsiniz. Gelelim sırtlık kısmımıza. Sırtlık çentiğine gelince şöyle ölçelim. 4,5 santim. Biraz verev yaptığımız için alt yanı ise 7 santim. Bunun kendi yüksekliği 17,5 santim. Bunun et kalınlığı 3,5 santim. Burada bir tabii ki bir açı.
Bu açı. Şöyle yatayda açı olarak hesaplamayız biz bunu. Gönye kullanabiliriz ama kullanmayacağım. Şuradan 4,5 santim. Buradan 7 santim hesapladığımızda kendiliğinden açı oluşacaktır zaten şu yarı yaptığımızda. Önemli olan şu üst yanın yukarıya olan uzaklığı ki 17,5 santim gözüküyor. Aynı ölçüler bu taraf için de geçerli. Sol taraf için geçerliyse sağ taraf için de aynı ölçüler, aynı yarıklar geçerli oluyor. Kardeşlerim, sırtlık yarını da çizdim. Hiç karışık gözükmüyor. Hiç öyle düşünmeyin. Hemen yaklaştığında zaten ortaya çıkacak bakın. Gerçek görüntüde gösterdiğim gibi bir eğrilik. Çünkü sırtı rahat ettirecek. Hafif bir eğrilik olmalı burada. Bir eğrilik arz ediyor farkındaysanız. Benim tahtalarımın kalınlığı 4 santim olduğu için delikleri 4,2 milimetre açtığımı daha önce söylemiştim. En kısmından bahsediyorum. Yükseklik kısmı 17,5 santimetre olarak belirlemişim. Ve burası tam bir dikdörtgen. Burada bu eğriliği oluşturmanın, yani bu açıyı oluşturmanın yolu olarak gerçek görüntüde gösterdiğim gibi alt köşenin arka sırt kısmı uzaklığı 7 santim, üst köşenin sırt kısmı uzaklığı ise burada görüldüğü üzere 4,5 santimetre olarak belirlediğimizde 7'ye 4,5 olarak yaptığımızda açı kendiliğinden oluşmuş olacak. Şimdi bunu yine ahşap üzerine çizerken şöyle çizeceksiniz. Bilgisayarda göstermesi kolay tabi diyorsunuz. Duyuyorum. Şöyle çizeceksiniz. Önemli olan burada şu önce bir köşeyi belirleme. Köşenin bir kenara ve üst kenara ve sol kenara veya sağ kenara olan uzaklıklarını ayarlamak gerekiyor. Bu köşenin arka tarafa olan uzaklığının 4,5 santimetre olduğunu görüyorsunuz. Bakın yeşil parlattım onu. Bir de bu köşenin üst tarafa olan uzaklığını bilmemiz gerekiyor. Yapacağımız şey şu. 17,5 santim. Bu köşenin yüksekliği olan, yukarıya olan uzaklığı 17,5 santim. Aynı köşenin arka tarafa olan uzaklığı 4,5 santimetre olunca ben bu köşeyi rahatlıkla bulabilirim. Yapacağımız şey şu. Metreye koyuyoruz buradan 17,5 santimi bir çizgi çekiyoruz. Şöyle yatayla bir çizgi çekiyoruz. 17,5 santim. Şunu. Şunu yapıyoruz yani. Bir çizgi. Şuraya. Daha sonra bu çizgi üzerine tebeşirle çizdiğinizi düşünün kalemle. Arka taraftan bu çizgi burada ya. Şöyle bir geniş bir çizgi olarak düşünün. Şöyle şunu şu tarafa uzatayım. Daha açıklayıcı olsun. Böyle bir kalemle çizgi çizdiniz. 17,5 santime. Bu çizgi üzerine arka taraftan yani şu sırttan 4,5 santimetre içeriye kadar bir çarpı atıyorsunuz. Bu köşeyi öyle belirliyorsunuz. İşte 4,5 santim de burada. Bu çarpı benim buradaki yarımın sol üst köşesi olmuş oluyor. Daha sonra bu alt köşeyi belirleyeceğiz aynı şekilde. Bunu belirlemek için şöyle yapacağız. Zaten 17,5 santim bunun uzunluğu. Fakat açıyı nasıl yapacağız hocam? Şöyle. Bunun da arka tarafı olan uzaklığı burada bakın. 7 santim. Yani ben burada 7 santime şöyle bir dik çizgi çizersiniz. Aynı böyle görüldüğü üzere. 7 santimlik bir dik çizgi çizersiniz şuraya. Biraz uzatırsınız onu, o çizgiyi. Daha sonra bu çizgi üzerine 17,5 santim. Şunu. Bir çizgi daha çizersiniz. 17,5 santim nereye denk geliyorsa bu çizgi üzerinde. Nereye denk geliyorsa oraya çarpı attığınızda bu köşeyi de belirlemiş oluyoruz. Tam olarak böyle gördüğünüz gibi. Önce 7 santime, sırt kısmından 7 santime bir çizgi çizdik dik. Daha sonra şu demin belirlemiş olduğumuz bu noktadan da 17,5 santimlik bir çizgi çektiğimizde şuraya 17,5 gelmez, buraya da gelmez. Tam 17,5 şuraya denk geleceği için buraya bir çarpı atıyorsunuz. Tespit ettik mi? Alt köşeyi de tespit ettik. Peki bunun kalınlığı neymiş? Kalınlığı artık 4,2 santimetreymiş. 4,2 santimetreyi tam olarak şu çizmiş olduğumuz kenar çizgisine 90 derece göz kararı yapmanız bile yeterli olabilir. Hiç sorun olmaz. 4,2 santimlik bir kalınlık aynı şekilde buraya. Daha sonra bu iki uçları birleştirdiğinizde burada zaten bir çerçeve oluşmuş oluyor. Evet, ayrıntılı olarak anlatmak istediğim şeyler tam olarak bunlar. Şöyle bir kez daha bakalım. Alt çıtamız,
oturak deliğimiz ve sırt deliğimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Sırtlığa baktığımızda sırtlığın yüksekliğine bakalım. Enine. Biz yükseklik diyoruz tabii çünkü. Yer çekimine göre düşünürsün yükseklik demek için. 31,5 santimetre. Şuradan ölçtüğümüzde sırt kısmını 137,5 boyu. İç kısım öyle. Bir de şurada ne var? Şuradan itibaren ölçtüğümüzde ya zaten bunun et kalınlığı 4 santimetreydi. Bir de bir çıkıntımız var burada. 2,5 santim kadar. 4 artı 2,5 6,5 santim soldan. Bakın 4. Mesela burası da 2,5 diyelim. 4 6,5. 6,5 da sağdan. Deminki uzunluğa şuradan şuraya olan uzunluğa 6,5 soldan 6,5 sağdan bir yükseklik daha eklediğimizde yani bu sırtlığın aslında toplam uzunluğu 150,5'muş. 150,5'u ne yapmışız? Şuralardan çentmişiz buraya girsin diye. Ne kadar çentmişiz bakalım. Şuradan 8 santim kadar. Üstten 8 santim kadar alttan çentmişiz. Bir fazlalık oluşmuş. O fazlalık buraya girmiş. Aynı durum sol taraf için de geçerli. Ve görülüyor ki oturak kısmı için de aynı şeyler geçerli. Yani sırtlığın aynısı oturak için geçerli. Ya kalınlığı aynı dahi olabilir. Yani mesela bunun yüksekliği benim elime ne geçtiyse onu yaptım. 33. Şöyle demin sağdan ölçmüştüm. 31,5'tu. Değişiyor yani biraz eski bina şey olduğu için. Eski binadan çıkma olduğu için. 34 burada. Şurada 31,5. Ama güzelliği de o yani. Biraz inceymiş sağdan. Burada kalınlaşmış. Demek ki bir 30-35 santim civarında olsa. Bakın bu 35 santim mesela şu an. Ben bunları ölçmüşümdür yaparken. Yeni yapmadım. Bakın 35. Kalın olanı buraya koymuşumdur. Hani otururken rahat oturması olsun diye. Aynı çıkıntılar burada da söz konusu. Burada kaç santim yapmışız mesela işte. Demin ölçmüştüm. Burası da aynı şekilde 8 santim sağ soldan 8 santim sağdan. Hatta bunu 9 yapmışım. Kesmek suretiyle buraya girecek şekilde yapmışız. Burada önemli olan şu deliğe uygun bir şekilde yapmak gerekiyor ve sol ve sağ birbirlerine uyumlu olmalı. Evet. Sırtlığımız ve oturağımız. Şimdi önce oturağımızdan başlayalım. Bakın. Sizin bunun aynısı, birebir aynısı olma zorunluluğu yok. Sizin elinizde farklı tahtalarınız farklı boyutlarda olabilir. 3 aşağı 5 yukarı. Çok ince olmasın, çok kalın olmasın tabii ki. Burada gördüğümüz mesela gerçek boyutlarında gerçek ürün üzerinde videomuzun çeşitli dakikalarında, anlarında görüyorsunuz zaten. Bakın 35 mm oturağımızın bir en kısmı var. Siz bunu 40 cm yapabilirsiniz. 30 cm de yapabilirsiniz. Bana sorarsanız geniş oluşu bunun 40 cm oluşu bir zarar getirmez. Oturmada rahatlık sağlar. Dar oluşu biraz oturmada rahatsızlık sağlar düşüncesindeyim. Bununla birlikte burada bir girintimiz vardı biliyorsunuz. Yan çerçevelere her iki ucunda girintiler var ve bu girintilerin yüksekliği kalınlığı 6,5 santimetre. 6,5 santimetre her tarafta geçerli. Burası için de aynı şey geçerli. 6,5 santimlik bir çıkıntımız söz konusu. Yine ne kadar bir kesme işlemi yapacağız? Normalde bu tahtamız 137,5, 6,5 solda, 6,5 sağda şöyle bir dikdörtgen düşünün bunu. Şöyle büyük bir dikdörtgen gibi düşünün. 13 santimetre daha eklediğimizde şunun üzerine
150,5 santim uzunluğunda, 35 santimetre kalınlığında, eninde bir tahtamız var elimizde. Tekrar edecek olursam, 150,5 santimetre uzunluğunda, 35 santimetre eninde bir tahtamız var. Ve bu tahtanın dört köşesinden testere yardımıyla şu kesme işlemlerini yapıyorum. Bu kesme işlemlerini yaparken 6,5 santim en ve 10 santim yükseklik ölçüyorum. Ve ölçtüğüm yerden çizip kesiyorum. Her dört kesme işleminde de boyutlar aynı. 6,5'a 10. 6,5'a 10. Aynı şekilde 6,5'a 10. Dört taraftan bu kesme işlemlerini yaptıktan sonra zaten şurası kendiliğinden 15 santim olarak ortaya çıkıyor. Şu kısım ki açtığımız delikte 15 santimetre virgül 15,2 santimetre boyutlarındaydı. Tam olarak girecek şekilde deliğimizi de açmıştık zaten. Oturak kısmı böyle. Bir de bunun sırt kısmı var. İkisi arasındaki fark şuradan kaynaklanıyor. Bunun eni, oturak kısmı biraz daha geniş yapmak istedim. 35 santimken bunun eni 31,5 santime tekabül etti. Sorduğunuzu varsayıyorum. Her ikisi de 35 olsa olur mu? Olur. Yani elinizdeki tahtaya bağlı olarak değişir. Dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı rakamlar benzer olabilir. Sorun olmaz. Koltuğumuzun sağ tarafı otururkenki pozisyona göre sağ tarafı oluyor. Aynı bunun aynısından bir de böyle bu tarafa bakandan olduğunu düşündüğünüzde bu da sol tarafı oluyor koltuğumuzun. Sağ ve sol tarafı olarak bundan 2 adet görüyorsunuz, delik kısımlarını görüyorsunuz. Şuradaki deliğe oturak kısmı, şuraya yaslandığımız kısmı, sırtlığımız, şu deliğe de 5'e 10 alt taraftaki kirişimiz gelecek. Bunun dengesini sağlayan, kaymasını önleyecek şekilde bu parçadan 2 adet yapılacak. Şuradaki radyus kırmaya dikkat edin. Kesilmiş. Böyle bir parça. Daha sonra bakın şu vidalamalar yapılmış. Vidalamaları görüyorsunuz. Bakın şu vida mesela şu aradan. Bakın şuradan şuraya giriyor. Aynı şey burası için de geçerli. Bir de çapraz aşağıya doğru yapmışım. Burayı bulsun diye. Bunun içine doğru. Yukarıdan güçlü yapmak istemişim yani. Aynı şey. Şuradaki kiriş için de geçerli bakın. Çapraz içeriye doğru çapraz. Yine burada çapraz. Tutsun diye. Yani sıkı sıkıya girse de olur ama ben bunu tesadüfe bırakmak istememişim. Aynı şey bakın burası için de geçerli. Aynı vidayı kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Vidayı burada ne yapmışım? Şuraya itelemişim yani. Tutsun diye bakın aynı şey. Burada da var. Şunu tutsun diye. Bol bol vida koymuşum. Yine bu sırtlığı arka taraftan görüyorsunuz. Şuraya vidalamışım bakın. İki tane. Ondan sonra burada bir çatlama oldu diye bunları vidalamıştım ben. Bakın şunları. Yani şu şeyde yan şeyde bir çatlama olmasın diye sezmişim zannediyorum. Bunu engellemek için buradan vidalamışım. Bunlar önemli değil. Yani yeni bir ahşap, yeni bir şey tahta aldığınızda siz bunu yaparsınız. Böyle eskitme olmak zorunda da değil. Bakın burada da aynı şeyler söz konusu. Gördüğünüz gibi şu vida şuradan bunu tutuyor. Ve şu vida da görüyorsunuz bunu tutuyor. Dolayısıyla benim burada başarmak istediğim şey ne olmuş? Bunlar kıpırdamasın istemişiz. Bakın öbür taraftayım. Aynı şeyler söz konusu.